bağımsız görselleri tek bir fotoğraf karesinde birleştirmeyi hiç denediniz mi? Cevabınız hayırsa eminim ki bu videodan sonra bunu denemek isteyeceksiniz. Çünkü bu videoda hiçbir şekilde sonradan düzenlemeye gerek kalmaksızın fotoğraf makinenizde çekim yaparken farklı görselleri nasıl bir araya getireceğinizden bahsedeceğim. O yüzden şimdi arkanıza yaslanın ve hazırsanız başlayalım. Nural, yine bir analog fotoğrafçılık videosuyla buradayım ve bugünkü videoda en başta da söylediğim gibi farklı görselleri bir araya getirmekten bahsediyor olacağım. Bundan kastım tam olarak çoklu pozlama değil. Çünkü çoklu pozlama yaptığınızda aslında iki fotoğrafı üst üste çekmiş oluyorsunuz. Örneğin ben tabii ki de en yeni fotoğraf makinem olan Polaroid Now ile bu aralar çekimler yapıyorum. Biliyorum filmleri biraz pahalı ama insan kendini tutamıyor yeni makine aldığında. Polaroid Now fotoğraf makinesini tercih etmemdeki en büyük etkenlerden bir tanesi çoklu pozlama yapabilmesiydi. Çünkü ben gerçekten de üst üste pozlama yapmayı çok seviyorum ve pek çok filmimde üst üste pozlama yapıyorum. Bununla çoklu pozlamayı da birkaç kere denedim dediğim gibi. Mesela örneklerden bir tanesi şu. Burada önce kiraz çiçeği ağacını çekip sonrasında üstüne kendi fotoğrafımı çekti. Biraz aydınlık çıktı çünkü ortam çok güneşliydi. Ama bence yine de oldukça güzel çıktı. İlk filmimde de benzer denemeler yapmıştım. Sonrasında acaba dedim fotoğrafları bölüp birleştirmem mümkün olur mu? Bunu nasıl yapabilirim? Bunun için de aklıma Lomography'nin farklı bir makinesinde sahip olduğum Splitter geldi. Bu aslında çoklu pozlama yapabileceğiniz makinelerde kendiniz farklı malzemeler kullanarak yapabileceğiniz bir aksesuar. Lomography'nin LCA'sında, Diana'sında, Lomo Instant'ında olan bir aksesuar aslında ayrıca alabildiğiniz. Tam olarak yaptığı şey şu. Bu aksesuarı lensin önüne taktığınızda ve makinenizi çoklu pozlama moduna aldığınızda fotoğraf karesini farklı bölümler halinde çekmek mümkün oluyor. İsterseniz öncelikle yarısını pozlayıp sonrasında bu parçayı çevirerek diğer yarısını pozlayabiliyorsunuz. Ya da şöyle yaparsak eğer dörtte birini pozlayıp yine her seferinde çevirerek diğer parçaları da pozlamak mümkün. Ama bu konuda en önemli şey fotoğraf makinenizin çoklu pozlama özelliğine sahip olması. Çünkü eğer makinenizde çoklu pozlama özelliği yok ise siz lensin önünün yarısını kapatıp çekim yaptığınızda fotoğrafın baskı aldığınızda ya da dijital ortama aktardığınızda yarısı boş çıkacaktır. Çünkü şu kısım pozlanacak, bu kısımsa ışık almadığı için pozlanmayacak. Çoklu pozlamanın buradaki etkisi bir tarafı çekiyorsunuz, çoklu pozlama modunu aktive edip diğer tarafı çekiyorsunuz ve böylelikle birbirinden bağımsız farklı görseller iç içe geçiyor. Örneğin bunun durumunda ben splitter'ı önüne takıp çoklu pozlama moduna aldığımda ilk önce fotoğrafın bu parçasını pozlayıp sonrasında splitter'ı çevirerek şu parçasını da pozlayabiliyorum. Aslında bu birazcık daha önce anlattığım EBS tekniğinde kullandığım bir yöntem. Orada da Lomo LCA'nın splitter'ı aksesuarını kullanmıştım. Ya da bununla çektiğim farklı örnekler de var. Örneğin Lomo Instant otomatımla çektiğim birkaç örneği şu an sizinle paylaşıyorum. Bunlar benim bu makineyle çektiğim en sevdiğim fotoğraflar arasında yer alıyor. Şimdi sıra geldi benim bu aksesuarı Polaroid'le nasıl kullandığıma. Aslına bakarsanız bu aksesuarın çapı şurayı kurtarmıyor. Ama yaratıcı bir şey bulmam gerekiyordu. Çünkü öncelikle bunun önüne şöyle bir fotoğraf kapatarak çekim yapmayı denedim. Makinemin çoklu pozlama modunu aktif ettim. Sonrasında yarısını kapatıp çekim yaptım. Diğer yarısını çekim yaptım. Bir 15 dakika kadar sonra fotoğrafın oluşmuş haline baktığımda fotoğrafın yarısı siyah. Çünkü bunun sebebi aslında bu makinenin pozometresi burada. Yani pozometresi, pozlama süresini hesapladığı mekanizması burada. Ve ben bunun önünü kapattığımda aslında makine ortamın ışığını hiç görmemiş oluyor. Ve tamamen siyah çekmiş oluyor. Bu yüzden de maalesef ki yarısı ağaçlar, yarısı benim suratım olacakken yarısı siyah karanlık, yarısı benim suratım bir şey elde etmiş oldum. O yüzden önüne film kapatmak çok pratik bir şey değildi. Geldi sıra splitter'ı bu işte denemeye. Şurada çapı kurtarmıyor çünkü bu biraz daha geniş kalıyor ve buraya oturmuyor. Ama şu şekilde elle tuttuğumda aslında pozometrenin önünü kapamamış oluyorum ve böylelikle çekim yapabiliyorum. Onda da şöyle birinci pozumu çekiyorum. Yani çoklu pozlama özelliğini aktive ettikten sonraki birinci parçayı çekiyorum. Sonrasında çevirip böyle tutarak da ikinci parçayı çekiyorum. Peki bunu denediğimde ilk olarak nasıl bir fotoğraf elde ettim?
Tabii ki tam olarak istediğimi yine elde edemedim. Şöyle ki ilk yarısında şöyle gösterirsem çok güzel ağacı çektim. Her şey çok yolunda gidiyor, ideal. Diğer tarafta oğlumun fotoğrafını çekip yanına ekleyecektim. Ama maalesef ki oğlumun sadece kovasını çekmeyi başardım. Vizörden baktığınızda tam olarak nereyi çektiğinizi görmüyorsunuz aslında. Biraz yan tarafı görüyorsunuz. O yüzden de oğlum yerine kovayı ağaçlarla birleştirmiş oldum. Ama bu beni durdurdu mu? Tabii ki de hayır. Bu işi bir kez daha denedim. Bu sefer çok daha başarılı bir sonuç elde ettim. Bu fotoğraftaki hedefim acaba aynı kişiyi iki kere fotoğraflayabilir miyim oldu. Ve yine tabii ki model olarak oğlumu kullandım. Çünkü kamera benim elimde, o da sürekli yanımda. Fotoğrafta da oğlumun iki farklı açıdan fotoğrafını çekip tek bir kareye birleştirmiş oldum. Elinizde eğer splitter yoksa ama çoklu pozlama yapan bir makinenizle bu tekniği denemek istiyorsanız her zaman farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Örneğin 35 mm film kutusunun kapağını keserek kullanmak mümkün. Eğer ki objektifinizin çapı bu kadar büyük değilse büyük ihtimalle kullanabilirsiniz. Örneğin film kutusunun kapağını kestiğinizde Lomography Lasagna'nın lensinin önüne tam olarak oturuyor ve çok rahat bir şekilde bu tarz bir pozlama yapmanız mümkün oluyor. Aksi halde çapı daha geniş bir plastik kapak kullanabilirsiniz. Farklı bir şeyin kapağı. Örneğin Pringles kutusunun kapağı olabilir. Şeffaf olduğu için siyah elektrik bantıyla kaplayıp kullanmak mümkün. Önemli olan makinenizin önüne taktığınızda, yani şundan tekrar gösterecek olursam, makinenizin önüne taktığınızda eğer makinenizin bir pozometresi ya da flaşı varsa onun önünü kapatmamanız. Bu birinci önemli olan şey. İkincisi de şöyle tuttuğunuzda objektif zarar vermemek. Yani direkt elektrik bantı mesela yapıştırabilirsiniz. Bunun durumunda objektifin camı biraz daha içeride kaldığı için çok sıkıntı olmayacaktır. Ama cam daha dışarıda olan bir objektif kullanıyorsanız bantın deyip objektifinize zarar verme riski var. O yüzden de dikkatli olmakta fayda var. Ama eğer plastik farklı bir şey kullanırsanız çapı kurtarmasa bile şu şekilde elinizle tutarak çekim yapmanız mümkün olur. Bugünkü bu hızlı tüyoda benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu tekniği deneme isteği doğmuştur içinizde. Bu teknikle ilgili herhangi bir sorunuz varsa her zaman yorumlar kısmına yazabilirsiniz. En kısa sürede size geri dönüş yaparım. Videoyu kapatmadan önce küçük bir hatırlatma. Henüz yapmadıysanız kanalıma üye olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta yeni videolarla karşınızda olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.